Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Mevsimin en güzel meyvesi desem tabii ki elmalar. Her yer elma dolu. Çeşit çeşit renk renk elmalar var ve ben bugün size çok güzel tarifler vereceğim. Bugüne kadar en iyi tart eden tarifini verdim. Elmalı tart tarifini verdim, elmalı kek tarifi verdim, muhteşem bir abone tatlısı tarifi de verdim. Yani elma ile yapılabilecek klasik tatlılar tariflerinden bol bol faydalanınız. Hala izlemediyseniz hepsinin videoları zaten kanalda duruyor ama bugün yapacaklarımız bambaşka. İnanılmaz pratik olanları var, çok etkileyici olanları var. Hepsi bu videonun içerisinde. Önümde çeşit çeşit elmalar var. Hepsinde farklı elmalar kullanacağım. Granny Smith var, Arap kız var. Çok tanınmıyor olabilir ve farklı isimleri var bu arada Türkiye'de. Golden var, Amasya en sevdiğim sulu sulu ama yumuşak bir elma türü piştikten sonra ve Gala elması var. Hem kırmızı hem de sarı özelliklerini taşıyor. Hangileri nerede kullanılıyor mesela? Buradaki Granny Smith Gala daha çok sert, tartlar içerisinde uzun pişmeye müsait. Yani birazdan uzun pişireceğim, yani fırında pişecek bir tarifte bunlardan birini kullanabilirim. Ya da ikisini birden de karıştırabilirim. Daha sonrasında böyle daha yumuşak reçellerde ya da pürelerde ya da kurabiyenin içerisinde böyle reçelsi bir kıvam versin derseniz Golden. Ama Golden şekeri biraz fazla oluyor derseniz mesela buradan Granny Smith'le de karıştırabilirsiniz. Amasya kendi başına efsane bir lezzete sahip ama pişerken çok fazla dağılıyor. O nedenle onu da dengelemek gerekiyor. Arap kızı da çok tatlı, karakteristik bir elma türü. Tariflere başlayalım ama öncesinde elma yıkamayı da size göstermek istiyorum. Çünkü neden? Bunlar daha böyle parlak dursunlar diye genelde üstlerini böyle parafin dediğimiz mumlu bir yapıyla kaplıyorlar. O nedenle mutlaka kaynar suda bir dakika bekletin, sonrasında yıkayın ve başlayalım. Elmalarımızı güzelce yıkıyoruz ki gıcır gıcır olsunlar. Bu da demek oluyor ki parafin, marafin kalmadı. Şimdi baklavanın iç harcı için elmalarımızı rendeliyoruz. Ben elmalar tamamen püre olup o baklavanın güzel çıtıramını yumuşatsın istemediğim için sert Granny Smith elma kullanacağım. Ve sularını sıkacağız. Elmaları tabii ki sıkmamdaki sebep yine pişerken çok fazla hamuru yumuşatmasınlar diye. Elmaların içerisine ceviz de ekleyeceğim ama ceviz şart değil. Burada baharatlar önemli. Muskatım var, yeni baharım var, tarçınım var. Elmaya yakışan diğer baharatlar neydi? Zencefil olabilir, karanfil olabilir, vanilya olabilir. Yani tatlı baharatların hepsi buraya yakışır. Cevizleri ufak ufak doğrayalım. Şimdi sıra geldi baharatlara. Ben tarçını bol severim. Yaklaşık 1-1,5 çay kaşığı. Biraz göz kararı. Yeni bahar. Abartmaya gelmez. Vurucudur. Biçimlik. Muskat. Rendesi mükemmel olur. Hazır toz halini kullanmıyorum çünkü çabuk bayatlıyor. Abartmadan. Karıştır, iç harcımız bu kadar. Baklavalık yufka atacağını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Tabii ki hazır kullanacağım. Burada biraz sade yağım var. Onu şimdi birazcık da ayçiçek yağıyla seyreltiyorum. Daha çıtır olması gerekiyor normale göre. Sıvı yağın çıtırlığından faydalanacağız. Yarım ölçüde sıvı yağ koyduk. Önce ufak bir tepsi yağlayalım. Her yerini yağlıyoruz efendim. Köşeye bucak bırakmayın. Tabii ki sade yağ dediğimiz. Hemen tereyağınızı ısıtıyorsunuz. Üstteki ve alttaki köpüğü kullanmadan arada kalan o sarı muhteşem yağ böylelikle hem yanmıyor hem de siyah noktalar oluşmuyor baklavalarınızda. Bunu bütün baklavalarınızda, böreklerinizde kullanabilirsiniz. Baklavalık yufkayı nerede tutuyoruz? Her zaman nemli bezin içerisinde, yoksa çıtır çıtır kuru kuru. Hiçbir yere koyamazsınız. Sorumluluk kabul etmem. Şimdi yufkanın üzerine yağımızı serpiştirelim ve tepsiye dizeceğiz. Yaklaşık 16 kat kadar. 8 altta, 8 üstte ve elmalı karışımı ortaya dolduruyoruz. Elmaların ne kadar kuru olduğunu görüyorsunuz. Suyunu sıkmasaydık şu anda her yeri ıslatmış olacaktık. Ve tekrar üzerine aynı işleme devam edeceğiz. Tepsi dolana kadar. Son katımızı da yerleştirelim. Şimdi tabii ki baklavayı dilimleyeceğiz ama dilimlemeden önce bu kenarları piştikten sonra da alabilirsiniz. Ama ben pişerken şurada düzgün olsun diye kenarları da önden alacağım. Evet, baklavaları kare kare kestim. Şimdi üzerlerine son kalan yağı da gezdiriyorum. Ve doğruca yaklaşık 180 derecelik fanlı fırında çıtır çıtır olana kadar pişireceğim. Şerbetleyeceğiz ondan sonra. Şerbet bildiğimiz klasik şerbet. Birebir ölçü, hafif sıcak. Bütün elmalar için işlem hep aynı. Önce sıcak suda bekletiyorum, sonra soğuk suda yıkıyorum. Yani hepsini tek tek göstermeyeceğim size.
Şimdi yapacağım şey apple butter diye bilinen aslında bir çeşit elma marmeladı. Bol baharatlı ya da böyle sürümelik elma diye düşünebilirsiniz. Yani bu nedenle ne yapıyoruz? Birazcık daha yumuşak elmaları kullanıyoruz. Ben hem golden'ı kullanacağım hem amasya'yı kullanacağım. Kabuklarını soyuyorum, ortalarını alıyorum. Hepsi bu kadar, iri iri. Şimdi düdüklü tencereye alıyorum. 800 gram yani kabuksuz, çekirdeksiz elma var. Şimdi buradaki ölçünün yaklaşık 3'te 1'i kadar şeker koyacağım ama ben 4'te 1'i kadar koyup biraz pekmezle o şekeri dengeleyeceğim. Yani 200 gram da şeker ekliyorum içerisine. Hafif böyle karamelize bir tat gelsin diye de yarım çay bardağı üzüm pekmezi. Keçi boynuzu pekmezi olur mu? Olmaz. Dut pekmezi olur mu? Olmaz. İlla ki üzüm pekmezi olacak. Bu cevabı istiyorsunuz değil mi? Hayır. Bütün pekmezler olur. Portakal kabuğu rendesi, güzel bir aroma. Okey, içine gidecek zaten. Özellikle tencerenin içine doğru rendeliyorum ki o portakalın dışındaki o yağlı kokular doğruca elmaların üzerine sıçrasın. Portakalın suyunu da içerisine sıkıyorum. Düdüklü tencereniz yoksa bunun içerisine biraz da su koymanız gerekecek ama düdüklü tencerede suya ihtiyacımız yok. Yarım da limonun suyunu sıkıyorum. Kabuğunu değil. Şimdi önemli kısım yine baharatlar. Burada dilediğinizi kullanabilirsiniz. Ben tarçın, zencefil, muskat ve yeni bahar kullanacağım. Orta ateş, şöyle karıştıralım. Baharatlar güzelce o sıvıyla, elmalarla buluşsunlar. Tabii ki böyle yüksek tatların olmazsa olmazı nedir? Bir çimdik tuz. Kapağı kapatıyorum. Buharı çıkmaya başladıktan sonra düdüğü indiriyorum. Altını kısıyorum. Sadece 10 dakika pişireceğim. Bilin bakalım orada kim pişti? Baklava. Çıtır çıtır efendim. Evet, şerbetim de burada. Şerbetim ne çok sıcak ne de ılık. Hafiften sıcağa yakın sadece. 10 dakika geçti, altını kapatalım ve buharı çıkartalım. Burada dikkatli olun. Ne oldu, bir dağıldınız? Ben üstüme sıçramasın diye şey yaptım. Ve açalım. Üf. Gördüğünüz gibi elmalar paramparça ve şimdi blenderdan geçireceğiz. Şimdi tekrar altını açalım. Ara ara karıştırıyorum. Ta ki böyle hafif koyu bir hal alana kadar. Şu anda evet çok güzel ama hala birazcık sulu. Bir 10 dakika, 15 dakikada böyle pişse yeterli olacak. Bakın şu anda bile gayet güzel kopuyor. Ama daha da iyi olabilir. Her şeyin daha iyisi vardır. Bir 10 dakika daha pişse bence daha güzel olacak. O arada ben de kavanozumu falan ayarlarım. Altını kapatalım. Bu arada inanılmaz sıçradı. Ben de kapağı hafiften yarım kapattım. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Lök lök. Pata pata tapa tap. Bu sesler önemli. Neydi bu sesler? Artık ben kalınlaştım sesi bunlar. Evet, bu kıvam güzel. Tabii ki soğudukça da epey sertleşecek. Bunu bu şekilde herhangi bir cam kaseye koyup buzdolabınızda 1-2 hafta saklayabilirsiniz. Ancak saklayacağınız kavanozları öncesinde kaynatın ya da aşırı kaynar sudan geçirin ve sıcakken doldurun. Sonrasında ağzını kapatıp serin bir yerde yaklaşık 6 ay ile 1 sene arasında saklayabilirsiniz. Sürmelik elmalarımız hazır, kavanozladık. Bir parçası da arttı. Şimdi bunu birazdan bir tarifte kullanacağım ama önce tadına bakmak istiyorum. Neden buna doğrudan marmelat demiyorum da işte sürmelik elma ya da apple butter diyorlar? Çünkü aslında bunun şeker oranı normal bir marmelata da reçele göre epey düşük. Zaten fark ettiyseniz 6 ay ile 1 sene arasında saklayabilirsiniz dedim. Ama reçeller 2 sene kadar dayanabiliyorlar. Çünkü neden? Şeker oranı yüksek olduğu için şekerin koruyuculuğu orada süreyi uzatıyor. Bizim burada şekerimiz ebeyaz. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Sabahları yulaf yapmanıza koyabilirsiniz. Peynir tabakları yanına bakın. Şunun kıvamına bakar mısınız? Şöyle tuzlularla beraber koyup böyle bandırmalık bir sos olarak kullanabilirsiniz. Ya da uyandınız. Yumuşacık bir parça tereyağı, kızarmış ekmek. Şöyle sürdünüz. Hem çok tatlı olmasın diyorsunuz ama güzel böyle şekerli bir şey de yemek istiyorsunuz. İşte bu tam size göre. Şunun kıvamına bakar mısınız? Bak bak. Kopmadan inanılmaz güzel uzuyor. Üf. Ve kokusu o kadar iyi ki. Hala ılık olmasına rağmen kıvam böyle. Böyle şekerli şeylerden Mete sen mi hoşlanmıyordun? Böyle aşırı şekerlilerden. Tarçınla doğru, tarçınla sen. Ben çok seviyorum tarçın. Bak şöyle bir kaşın ucuyla vereceğim ikinize de. Mete'ye tarçın güzel geliyor. Sana tarçından vereceğim, bir tadına bak. Çünkü o hafif ekşilikle beraber görmek istiyorum sizi. Tarçın güzel. Değil mi? Şeker, şekeri güzel. Alayım efendim. Alayım efendim. Birazdan bunu inanılmaz bir tarifin içerisinde de kullanacağım ama kavanoz kavanoz yapın, kaldırın dolabınıza ya da serinkilerinize. Orada dursun, hızlı tüketmeyi unutmayın. Benim söylediğim ölçüleri kullanırsanız tadı muhteşem olacak. Bu arada baklava da soğumuştur, onu da bir tadına bakayım. Dilerseniz üzerine belki birazcık da fıstık koyup ortamı şenlendirebilirsiniz. Ve baklavam hazır.
Şunu bitireyim sonra yorumlayacağım. Akıyor. Çok güzel. Şimdi fark ettiyseniz zaten elmalara hiç şeker koymadık. Çünkü neden? Şerbet zaten olduğu gibi elmaların içerisine geçmiş. Tabanı tabii ki normal baklavaya göre birazcık daha yumuşak. Ama üst katman çıtır çıtır. Alt tarafta ceviz, tarçın, bambaşka bir deneyim. Çok keyif alacağınız. Hem böyle bizim sevdiğimiz şerbetli tatlılar tadını alabileceksiniz. Hem de meyveli tatlı seviyorsanız, bunları da böyle baharatlarla yemeyi seviyorsanız o lezzeti alacaksınız. Adeta bunun ikisinin de birleşimi. E bu kadar tatlıdan sonra araya böyle ufak bir tuz da alalım. Şimdi size bir kaşarlı tost göstereceğim. Ama biraz gurme, elmalı kaşarlı tost. Gerçekten böyle tuzu fazla olan, yağ fazla olan yemeklerde elmayı kullandığınız zaman inanılmaz bir denge katmanı yaratacaktır. Elmamızı soyalım. Buyurun. Hadi bakalım. Kameradan bakıp bulmaya çalışıyor şu anda. Bakalım neyi yakalayacak. Hayırlısı. Kardeşim biz sana bunu böyle insan gibi şöyle verdik. Şakalar, komiklerden sonra da elma ince ince dilimleyin, kalan da yiyin. Yemek konumu takip edenler bilir ki bir ekmek yağlanacaksa ben tereyağı yerine her zaman için mayonez tercih ederim. Her iki ekmeğin de hem önünü hem arkasını güzelce mayonezliyorum ama çok ince bir kat halinde. Birine özel bir kahvaltı mı hazırlamak istiyorsunuz? Birine özel bir kahvaltı mı hazırlamak istiyorsunuz? Onu etkilemek mi istiyorsunuz? İşte karşınızda muhteşem kaşarlı elmalı tost deyip geçme. Burada güzel karışık peynirlerim var. Kaşar var, tulum var, ne varsa. Eriyebilen, rendelenmiş peynir gibi düşünebilirsiniz. Şimdi birinci dilimin üzerini güzelce kaplıyoruz. Şimdi araya ince bir kat elma. Ben gala tipi elma kullandım. Yani hem ekşi hem tatlı ama birazcık kendini koruyabilen elmalar. Evet, şimdi üzerine de rendelenmiş peynir, ince bir kat, yapışma sağlasın. Evet, bunu tost makinesinde yapabilirsiniz ama kapatması epey zor olacaktır. O nedenle tava tostu öneririm. Çok fazla değil, şöyle hafifçe eşit bastırıyoruz ve doğruca tavaya. Ekmeğin üzerine bir parça yağlı kağıt koyup ağır başka bir tavayı da üzerine yerleştirin. Gözünüz tostta olsun, orada takılsın. Sunum için en çok yakışan şey kesinlikle güzel bir hardal ve birazcık böyle bitter aromasıyla roka. Muhteşem kokuyor yalnız. Gerçekten yani çok çok üst seviye bir tost. Yani kaliteli peynir, elmanın tatlılığı ve güzel bir hardala bandırın. Şöyle bir parça da rokayla muhteşem bir lokma. Son tarif inanılmaz lezzetli, inanılmaz da kolay. Ekmek hamuru doğrudan fırından alıyorsun, geliyorsun. Varsa evde kalmış kurabiye harcı elmalı olur. Yok mu? İstediğin elmayı rendele, baklava harcı gibi içine biraz şeker koy, pişir, o da olur. Daha kolayı var. Bir ekmek hamuru alıyorsun, bir de benim yapmış olduğum muhteşem sürmelik elmayı alıyorsun. Birazcık da suda bekletmiş olduğun kuru üzümler. Hepsi bu kadar, bunları karıştır. Hafiften gevşetin, al elmalı karışımdan her yerine. Biraz da üzüm, istiyorsan ceviz vesaire. Şöyle karıştır, iyice büyük. Şimdi bırak içine geçsin. Şimdi bunları hafifçe unlayalım. Çünkü tekrar kabarmaları gerekecek ve yapış yapışlar. Bir de bunun muhteşem üzerine böyle bandırmalı bir glazesi var. Sadece süt, vanilya ve pudra şekeriyle yapılıyor. Bol pudra şekeri, biraz sütle. Onu da hazırlayacağım, sonra kızartacağım. Gerçekten bu kadar kolay olabilir. Yani ekmek hamuru, hazır yaptığım sürmelik elma, üzerindeki glaze, biraz da bademle şenlendirdik. Dışarıdan alınmış gibi duran, evimde çok kolay yapabileceğim, sizi çok mutlu edecek ama biraz da pişman edebilecek bir tatlı. Çünkü yağda kızarıyor ve inanılmaz şekerli. Ağzım sulanıyor ve tadına bakayım. Oh, glazenin kırılışı. Sıcak hamur. Kim sevmez ki? Mükemmel. Özellikle doğrudan sıcakken glazeyi bulayıp yediğinizde muhteşem ama kesinlikle soğutmayın. Kabarık kabarık, puf puf. Ben büyük yaptım, daha ufak lokmalık yapabilirsiniz, içerisine dolgu yapabilirsiniz, ceviz ekleyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi bir oynama alanı yaratıyor size. Muhteşem bir lezzet, mutlaka deneyin. Mevsimin en güzel meyvesi elmalarla sizlere birbirinden lezzetli
4 tane tarif anlattım. Sizler bunları dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. İsterseniz yeşil elmayla, isterseniz de kırmızı elmalarla bunları hazırlayabilirsiniz. Sadece sizlere ilham vermek istedim. Yapmanız gereken tek bir şey var. Kanala abone olmak ve bir sonraki videoyu beklemek. Bay bay. Bunları soğutmadan yiyek. Buyurmaz mısınız efendim? Şöyle vereyim. Çıtır 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 çıtır. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.